bilmediğin sözün ardına düşme. Evet sevgili dostlar, bugün yine sizlerle birlikteyiz. Bugün konumuz bilmediğin sözün ardına düşme üzerinden yola çıkarak elde etmiş olduğumuz bazı sözleri değerlendirmek olacak. Bir tanesini gündeme aldık bugün. Bunlardan hemen ilkini sizlerle paylaşayım. Sözün ne kadar yavan olduğunu, nasıl boşa çıkarabileceğimizi, işe yarar mı yaramaz mı değerlendirebilir miyiz gibi bakış açılarıyla sizlere sunmaya çalışacağım. Sevdiklerinizle siyaset yapmayın. Siyaset dostlukları zedeler. Siyasetçiler yollarına devam eder. Siz dostlarınızı yitirmekle kalırsınız diye bir söz sosyal medyada hepinizin dikkatini çekmiştir. Hatta birçoğunuz beğenerek paylaşmışsınızdır. Oysa bizim başlığımız ne? Bilmediğin sözün ardına düşme. Şimdi karşısına sosyal medyada bu tarz yazılar düşen arkadaşlar hemen böyle affedersiniz bokunda boncuk bulmuş gibi hemen bu hedefinde bir kitle vardır ya da birileri vardır. O sözü yapıştırıp tak oraya gönderir. Üzerine hiç düşünmez. Buna benzer birçok sözler var ama bugün bir tanesini burada gündeme alayım istedim. Paylaşayım daha doğrusu. Bizler sözden istifade etmek ya da işe yarar mı yaramaz mı gibi kriterlerimiz olmadığı için hemen ilk baştaki kelimeye bakarak bu bize uyar deyip paylaşıyoruz. Şimdi bu tarz sözler önümüze düştüğünde ne yapmanız gerektiğini şeyhiniz olarak ben size burada bilgimi aktaracağım inşallah. Sizler de bundan sonra bir şeyi paylaşmadan önce bu soruları sormanızı öneriyorum. Örneğin ne diyor bu söz? Sevdiklerinize siyaset yapmayın. Siyaset dostlukları zedeler. Şimdi tamam güzel kardeşim, o zaman sevmediklerime gidiyorum, gelin lan diyorum, sizinle bir siyaset yapacağım diyorum. O dedi ki ben seninle siyaset yapmam çünkü ben seni sevmiyorum. Aslında burada iki kelimeye takıyorum ben. Bir dostluk, yani sevmek ve dostlukla alakalı. Bir de siyaset, yani siyaset nedir, dostluk nedir, sevgi nedir gibi kelimelerinde üzerine duraraktan bu sözün ne kadar boş bir söz olduğunu, pratik hayatta karşılığı olmadığını anlatmaya çalışacağım sizlere. Aslında burada iki kelimeye takıyorum ben. Bir dostluk, yani sevmek ve dostlukla alakalı. Bir de siyaset, yani siyaset nedir, dostluk nedir, sevgi nedir gibi kelimelerinde üzerine duraraktan bu sözün ne kadar boş bir söz olduğunu, pratik hayatta karşılığı olmadığını anlatmaya çalışacağım sizlere. Şimdi şöyle bir şey mi yapacağız acaba biz, yani dostlarımızla siyaset konuşmayacağız. Neden? Çünkü dünya görüşümüz, dini inancımız, felsefemiz, bakış açımız farklı olabilir. Bu ortaya çıktığında dostlarımızla birbirimizi mi yiyeceğiz? Birinci soru bu. Ya nasıl bir dostluğa sahibiz ki biz farklı bir partiyi, farklı bir grubu, farklı bir ideolojiyi desteklediğimizde birbirimizi mi yiyoruz? Yani dostluğumuzu bozabiliyor mu? Dostluğun ölçüsü ne? Körler sağırlar, birbirini ağırlar. Yani benim gibi giyinen, benim gibi yiyen, benim gibi içen, aynı dine mensup, aynı memlekete mensup insanlarla mı dost olmamız gerekiyor? Farklı bir dünya görüşü olan insanla dost olamaz mıyız? Yani bu bir soru tabii ki. Ya da şöyle soralım. Aslında şöyle söyleyelim, sormayalım. Şimdi kendisi gibi olan insanlarla aynı memlekette, aynı dine mensup, aynı görüşe sahip, aynı partiyi destekliyor, aynı cemaatin mensubu. Bu insanın gelişme olasılığı nedir? Ben size söyleyeyim, 0. Gelişemez. Çünkü farklı görüşlere, farklı bakış açılarına sahip değil. Oysa ki her insan bir cevherdir kendi içerisinde, değil mi? Farklılıklarımıza rağmen biz varız, değil mi? O bizim aslında aynamızdır. Bizim gibi düşünmeyerek kendi sağlamamızı yapmamızı sağlar. Biz de onun için aynı şekilde sağlama sayılabiliriz. Bu manada dostlarımızı sadece kendimiz gibi olanlardan mı seçmemiz gerekiyor? Bir de şu var. Aslında bu sözü uyduran yavşak mı diyeyim artık, ne diyeyim? Aslında altında ne yazıyor? Aristoteles yazıyor. Onu söyleyip söyleyip belli değil, bilemiyorum. Var mı yok mu o da belli değil zaten. Şöyle bir şey var. Siz aslında bu tarz konuları konuşmayın kardeşim. Siyasetçiler bak, biz bir şey zaten üretiyoruz, tamam mı? Bunları da sizin önünüze yem olarak atıyoruz. Siz dostlarınızla bu konuları konuşmayın. Hani olur ya, dostunuz sizden farklı düşünür, bizim salaklığımız ortaya çıkar, sonra bizden vazgeçip onun dediği yere yönelirsiniz diye dostlarınızla tartışmayın bunu.
Biz size zaten bir de düşman üretiyoruz, sizin gibi olmayan, bizim gibi olmayan. Onlarla tartışabilirsiniz, birbirinizi yiyebilirsiniz diyorlar. Bizler eğer dostlarımızı doğru seçtiysek zaten bizi yemleyen siyasetçilerin de dostlarımızla muhabbet etmememiz, yani bu konuları tartışmamamızı isteme sebebi dostlarımız bize yeni ufuk açar. Yoksa biz önüne geleni mi dost ediniyoruz ki? Dostlarımız bizden farklı düşündüğünde düşmanımız olmaz ki. Birbirimizden farklı görüşlerinden istifade etmemiz gerekir. Ama biz önüne gelene dost diyorsak tabii tartıştığımızda farklılıklarımız kavga sebep olabilir. Peki siyasiler bizim neyimiz? Bu kalabalık cemaatler bizim neyimiz? Bizim cenazemizde, düğünümüzde hiçbir şeyimizde yanımızda yok. Kuru kalabalık bunlar. Öyleyse önüne geleni dost edinmemeli, dostlarımızın farklılıklarına rağmen onları sevebilmeliyiz diye düşünüyorum. Çünkü siyasetçilerin önümüze atmış olduğu bu söz diye diyor ya, insan dostundan etkilenir, yani güzelden etkilenir değil mi? Dost zaten güzel insandır yani. Bize yakın olandır, bizi anlayandır. Tabii ki farklı görüşlerimiz olacak. Biz insanız. Her birimizin kendisine göre bir altyapısı var, bir bakış açısı var. Ama dost olmasının sebebi bizim ondan emin olmamız, onun bize zararının olmamasıdır. Farklı görüşlerinden dolayı bize zarar verici anlamına gelmez. Biz onların, onlar da bizlerin farklı görüşlerini istişare edebilecek düzeyde konuşabilmemiz lazım. Yani kavga unsuru olmaması gerekiyor siyasi konuşmalarımız. Bir sonuca götürmeli bizi. Herkes birbirine fikrini dayatmamalı diye düşünüyorum. O yüzden diyorum ya, işte dostlarınızla konuşmayın. Biz size düşman belirledik. Gidin o düşmanlarla, siz ona sataşın, onlar size sataşın. Birbirinizi yiyin. Bu konuda sıkıntı yok. Ama dostlarınızla konuşursanız, ki gerçek dostlarımız varsa ve dostlarımızla konuşuyorsak ondan istifade ederiz. O da bizden istifade eder. Bu mihvalde bence her şeyi konuşmalıyız. Kaldı ki siyaset, dost kelimesinden sonra siyaset kelimesi üzerine de konuşalım. Siyaset nedir? Siyaset önümüze konulan, siyasi denilen, isimlerine siyasi denilen partilerden oluşan bir şey değildir. Siyaset bir ürünün pazarlamasında da kullanılır değil mi? Yani siyasette insanları gütme sanatı olarak, yönetme sanatı olarak algılarsak, bir ürünün, bir fikrin, bir ideolojinin doğru siyaset yapılarak, yani eldeki döneleri, argümanları doğru kullanarak yapıldığında karşı tarafı ikna ederiz. Eğer doğru kullanılmazsa edemeyiz. İkna edemeyiz yani. Dolayısıyla şimdi bugün tartıştığımız siyasete baktığımızda, daha önce de söylemiştim bunu, programlarımı takip eden, yani göçmen ile geceye doğru takip edenler bilecektir. Mevcut ülkemizde, yani Türkiye'de bugünkü, yani uzun sürekli koşu yapan bu AK Parti iktidarında muhalefette kalanları yanlış siyaset yapmalarından dolayı sürekli kaybetmişlerdir. Sürekli çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş diyor ya Muharrem İnce, onun gibi yani. İçinizde peki yok mu kardeşim 4 yıllık diploması olan, bu işe çözüm getirecek okumuş biri? Neticede karşındakiler koyun. Yani yönetenler, diktatör. Okumuş biri olaraktan bu işe bir çözüm getirmeniz gerekiyor. Bir analiz yapmanız gerekiyor. Yani doğru siyaset yapmanız gerekiyor. Bu da analiz yapmadan olmaz. Düşünen kesim varsa içinizde, diplomalı kesim demiyorum çünkü diploma da çözüm değil bu konuda. Düşünmüyorsan bu konuda çözüm üretemezsin. Sadece hakaret eder, kavga edersin. Ve kendi kavganızı da bu topluma yansıtırsınız. Çünkü siz düşünen insanlar istemiyorsunuz. Siyasiler için söylüyorum bunu. Kavga eden insanlar istiyorsunuz. Kendinizi ifade etmek yerine önce bir düşman belirleyip ondan sonra sataşmaya başlıyorsunuz. Halk da bunu yiyor. Ben dostlarıma buradan nacizane sesleniyorum. Fikirlerinizi konuşun, tartışın, dostlarınızla da tartışın, sıkıntı yok. Ama üstün gelmek için değil, sloganik değil, anlatabiliyor muyum, sembolik değil, çözüm üretmek ve bir yarayı sarmak adına dostlarınızla konuşun. Hayatın içerisinde aktif olun, iyi olun, üretin, örnek olun, paylaşın. Yenilme sebebinin, eğer sosyolojik ve psikolojik analizini yapmazsan yenilmeye devam edersin. Yanlış siyaset güdüyorsun. Dini istismar ediyor bu parti diyor. Çıkıyor kendisi diyor ki ben Ayet-el Kürsi'yi en hızlı ezberleyenlerdenim diyor. Sen ne yapıyorsun? Secerende geçmişine böyle bir şey yok. Hadi senin baban deden hacı. Diğerleri de yaptı bunu. Değil mi? Diğer siyasiler de yaptı. Aslında ufak ufak uyanmaya başladı ama yok, bu yanlış. O kalıba sizin girmenize gerek yok.
toplumun genel olaraktan hangi mevzuya meyilliyse onlara saygınız olsun yeterli. Yani siz yine içkinizi içmeye devam edin. Bu insanları ayrıştırmayın. Sıkıntı yok yani. Ama doğru siyaset nedir? Toplumun çoğu ineğe tapıyorsa onlara inek temin edeceksin. Bu kadar basit. Toplumun çoğu içerek mutlu oluyorsa içkilerini temin edersin. Ama bu şu demek değildir. Azınlıkta olanı ezelim. Biz artık hakimiz, otoriteyiz. Bu da ayrı bir saçmalıktır. Kaldı ki mevcut otorite zaten benim inancımı temsil etmiyor. Bu da ayrı bir sakat hastalıktır. Dolayısıyla biz bu konuları tartışacağız ki sesimiz yankılansın. Çünkü akıl sahibi düşünen insanlara ulaşır ses, muhatabınız anlamaz ama öbürü anlayabilir. Ama dostlarımız da dostane bir şekilde siyaseti de dini de, ki birbirinden ayırmıyorum, dinin kendisi siyasettir, konuşabilmemiz lazım. Ama anlaşabilmek için konuşmamız lazım. Üstün gelmek için, karşı tarafı alt etmek için değil. Değerlerimizi ortaya koyarak ve bu değerlere sahip çıktığımızı da göstermemiz lazım. Daha önce de örnek vermiştim, yine vereyim yani bu konuda. Mesela devletçilik anlayışı vardır değil mi? Halkçılık anlayışı vardır. Ben bunu layık Kemalistler'de görmedim. Dolayısıyla tartıştığımızda ben bunu onu kendine söylediğimde hararetle beni karşı tarafa yamayıp benle tartışıyor. Bu da zaten mevcut siyasilerin belirlemiş olduğu düşman potansiyelim ben o kesim için. Halkçılık ve layıklığı ve demokrasiyi savunanlar için. Bu savunduklarının içerini doldurmadığını, doğru yaşamadıklarını yüzlerine vurduğunda ben onlar için potansiyel düşmanım. Eyvah, layıklık elden gideyi, şeriat geliyi muhabbetine dalıveriyorlar. Savunduğunuz değerlerde samimi olun, yaşayın. Çünkü toplumun ortak değerleri üzerinde kavga olmaz. Sizin dininiz size, benim dinim bana. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.